İktidar Partisi Genel Başkanı bir saat ya da iki saat önce bir haber sitesinde geçen bir beyanını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendisi diyor ki, Kudüs'te Filistin'in Birleşmiş Milletler kararıyla haklarını yok sayan her adım, farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşama idealine vurulmuş çok ağır bir darbedir. Bölgedeki huzur ve güvenliğin şartı gördüğümüz 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin talebinden vazgeçilmesi asla mümkün değildir. Bu konuyla alakalı Sayın Bakan bir ihtilaf söz konusu mu? Siz katılıyor musunuz? Yani egemen Kudüs'ün başkenti olduğu egemen bir Filistin hususundan vazgeçmemiz mümkün değildir diyor. Genel Başkanınız söylüyor, alkışlıyorsunuz. Çok güzel. Ben de aynı fikirdeyim. Zannediyorum ki Genel Başkanınızla örtüştüğümüz, aynı fikirde olduğumuz ender konulardan biri. Şimdi çok açık bir soru soracağım değerli arkadaşlar. Kudüs siyasi iktidara göre Filistin'in başkentidir değerli arkadaşlar. Filistin'in başkenti olmalıdır. Doğru mu? Çok güzel. Şimdi bakınız şu evrakı göstereceğim size. Daha evvel de var da şöyle göstereyim. İsrail ile Türkiye arasında yapılan ikili anlaşmalar. Bu anlaşmalarda usul açısından değerli arkadaşlar, anlaşma tanzim edildiği zaman anlaşma metni içerisine nerede imzalanırsa imzalansın iki ülkenin başkentleri yazılır. Şimdi Mavi Marmara Anlaşması'na gelin beraber bakalım. Bizim dışişlerimiz İsrail'in başkenti olarak nereyi görüyormuş? Beraber okuyalım. Bu anlaşma Ankara ve Kudüs'te. Tekrar okuyorum. Bu anlaşma Ankara ve Kudüs'te Sayın Bakan. 28 Haziran 2016 tarihinde her biri eşit derecede geçerli Türkçe, İbranice ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha halinde akdedilmiştir. Evrak bu. Ben Dışişleri Komisyonu üyesiyim. Evrak bu. Anlaşmalarda teamül gereği devletlerin başkenti addedilen yerlerin isimleri zikredilir. Uluslararası anlaşmalarda teamül böyledir. Teamül böyledir. İfadenin geçmesi gerekmez. Bu makarnanın ham maddesini makarna yiyenlere anlatmak gibi bir şeydir. Teamül diye bir şey vardır. Şimdi gelelim teamüllerden bir diğerine. 2007 30 Ağustos 2007'de yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında sınai araştırma geliştirme alanında işbirliği anlaşması. Aynı şekilde Kudüs'te imza edilmiş bir anlaşmadır. Arkadaşlar çok basit bir soru. Neden Tel Aviv değil de Kudüs? Neden mesela biz buraya Sofya yazmamışız da Ankara yazmışız? Neden biz Bağdat yazmamışız da Ankara yazmışız da karşı taraf Kudüs yazmış? Şimdi bu teamüller, uluslararası teamüllere göre yapılan bu uygulama bugün kopartılan yaygarayla çelişki arz etmektedir. Bugün kopartılan yaygarayla çelişki arz etmektedir. Bütün anlaşmalarda biz İstanbul'da da yapsak Ankara yazıyoruz. Bakın Ankara yazıyoruz. Uluslararası anlaşmalarda müdahale etmeyelim. Sayın Aydemir, lütfen. Yazılır değerli arkadaşlar. Teamüller böyledir.